ekranlarına, yeni nesil yayıncılığa hoş geldiniz. Ben Tuğba Akıncı, Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim, ne yapacağız? Balat'ta yine en sevdiğim yerdeyim. Atölye kafasına geldik. Burada tahta kafalar yapacağız. Merak ediyor musunuz sevgili seyirciler? O zaman ben hemen Sevim Ünal'ın yanına gideceğim. Kendisi normalde sağlıkçı efendim. Ama öyle güzel şeyler yapıyor ki dedim ki bana da öğretin, birlikte yapalım. O zaman Kolay mı sandın başlıyor. Efendim ben bugün çok güzel bir hanımefendiyle çalışacağım. Hep ustalarım erkek oluyor biliyorsunuz son zamanlarda. İstedim ki böyle yanımda bir çiçek olsun. Ha, teşekkür ederim. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Eliniz buz gibi, burası soğuk bir hayli. Evet, maalesef. Biz ikimiz yürümüzü ısıtmaya çalışıyoruz. Ya çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Ha, çok benim çok hoşuma gitti. Özellikle Yeşilçam serisi yapıyoruz biz bugün. Tahta kafalar. Bunlar hem aksesuar olarak kullanılıyor. Evet, bardak altlı olarak kullanabilirsiniz. Duvar süsü olarak kullanabilirsiniz. Masanızda atlıkla beraber masa süsü olarak da kullanabilirsiniz. Peki nereden geldi bu merak? Ben ada tatilindeydim. Orada daha önce de gittiğim bir yerde biraz fazla sıkılıyordum. Yanıma küçük küçük tahtalar götürdüm. Aa, ne güzel. Ve kaldığım adada, kaldığım yerde bir ahşap masa vardı. Onu boyamak istedim. İzin verdiler. Onunla beraber başladım. Sonrasında küçük tahtalara başlayarak ilerlettim. Geldiğimde bunun üzerine yoğunlaştım. Küçük küçük satışlar almaya başladım. Siparişler almaya başladım. Portre siparişleri devam etti. Üzerine koydum. Şu an güzel ilerliyor. Çok güzel. Çok memnunum. Ben de görünce ben de yapmak istiyorum ama. Kesinlikle. Öyle kolay görünmüyor yani. Evet, kolay önce çizim aşamasını yapmamız gerekiyor. Çiziyoruz, sonrasında boyuyoruz. Hı-hı. En son vernikleme işlemi yapılıyor. Peki bana bugün ne yaptıracaksınız? Ne çizeceğim ben? Hangi portreyi? Ben yaptığım Yeşilçam aktrislerinden birini seçmenizi isteyeceğim. Onun üzerine ilerlemek istiyorum. Sanki Adile Naşit daha kolay gibi geldi bana sanki. Siz hangisini isterseniz olabilir. Adile Naşit de yapabiliriz. Çok sevdiğim bir oyuncuydu. Allah rahmet eylesin. Çok hala izliyoruz değil mi? Evet. Yeşilçam bizim zaten vazgeçilmezimiz. O yüzden ben bugün herhalde Adile Naşit'ten gideceğim. İnşallah olacak. O zaman sevgili seyirciler biz çizime başlıyoruz. Hadi buyurun. Çizimimize başlıyoruz o zaman. Vallahi çizimim de öyle iyidir ki. Ben size yardımcı olacağım. Sevgili seyirciler. Buna bakarak çizmeye bir başlayalım isterseniz. Konsept olarak yani dışarıdan başlayabilirsiniz önce. Bir çerçeve oluşturabilirsiniz. Hı hı. Normalde bunu kendi çizerek yani şu şekilde belki 3 parçaya 4 parçaya ayırarak bir kafanızda oluşturup sonrasında resmi oturtabilirsiniz. Hı hı. Çerçeve detaylarını. Örneğin şu şekilde ben tabanını oluşturuyorum. Ben güneş çizsem, çöp adam çizsem ben. 4 parçaya ayırdım ben de. Evet. Şöyle. Bunu da kendi bakış açınıza göre yine aynı şekilde orada oturttuğunuz plana göre 4'e ayırabilirsiniz. Örneğin bitiş başlangıç çizgisiyle bitiş çizgisini oluşturmuş oldunuz. Sonrasında bu çizgilerin ortasını oturtuyorsunuz. Detaylara. Tamam. Bu sizin için daha kolay bir yöntem olacaktır diye. Evet. Olmuyorsa olmayın diye Sevim Hanım. Beni yüreklendirmeye gayret etmeyin yani. Olmuyorsa olmadı Tuğba diye silin sevgili. Yok, gayet güzel ilerliyorsunuz şu an. Devamını görelim. Bu şekilde oturtabilirsiniz. Kolay mı sandığını takip ediyor musunuz, izliyor musunuz? Evet, sizin nasıl bölümlerinizi gidiyor? İzliyorum. En son buraya sepet yapımına Balat'a gelmiştiniz sanırım. Evet. Evet, sepet yapmıştınız. Gayet eğlenceli ilerliyor. Gayet güzel geçiyor. Vallahi işte elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hem böyle mesleklerin nasıl yapıldığını göstermeye çalışıyoruz. Hem eğlenceli yanlarını hem de Tuğba bu işi nasıl yapar? Aslında olayımız bu. Tuğba bu işi nasıl yapıyor? Ya da yapamıyor. Şuradan ben saçını mı yapsam, ne yapsam?
Saçına girebilirsiniz. Önce böyle bir yüz çehresine çizmeye çalıştım. Ya benim aslında böyle severim böyle işleri de niye ben yapamadım? Niye konsantre olamıyorum? Belki biraz yanaklarına dolgunluk verebilirsiniz. Evet, benim yanakları zayıf oldu ya. Adile'nin işte böyle tam bu pembe yanaklıdır ya normalde. Evet. Olmadı bu. Kameraman arkadaşlarım da dehşetle bana bakıyorlar. Ne çıkacak ortaya acaba diye. Şöyle. Ben böyle şey çalışıyorum, doğaçlama. Benim sizinkisi gibi olmayacak zaten de. Çünkü uzun zamandır sizin bu çalışmanız devam ediyor. Ben gelip böyle 15 dakikada bunu öğrenemem. Sadece merak ettim ve nasıl yapıldığını öğrenmeye çalışıyorum. Hoşuma da gitti açıkçası. Böyle gelip öğrenmek isteyenler oluyor size değil mi? Workshoplarınız var demiştiniz. Evet, workshoplarım devam Sonra ediyor. Bunu çalışmasını gerçekleştirip bunları yapıp bundan para kazanan hanımefendiler var mı? Tabii ki vardır kendi içlerinde de. Ben şu an aktif bir şekilde bu çalışmalara devam ediyorum. Kişiler bize portrelerini atıyorlar. Ben portre üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum. Dediğim gibi bu benim süre gelen yıllardır alışmış olduğum, yapmış olduğum bir şey. Kara kalemi ben şu an tahta kafalar üzerine yoğunlaştırdım. Çok güzel ya. Aslında baskı çalışmasından hiçbir farkı kalmıyor olurdu. Evet, ben aslında öyle düşünmüştüm. Böyle kara kalem çalışacağımızı bilmiyordum. Böyle hani patates baskısı gibi basacağız, sonra boyayacağız sanmıştım ama evdeki hesap çarşıya hiç uymadı sevgili seyirciler. Evet. Diğer türlü dediğiniz gibi bir baskı çalışması olur. Evet. Bu el emeği bir ürün ve ben kendi elimden bir şeyler katmayı seviyorum. Vallahi çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. O zaman biz biraz daha devam edelim sevgili seyirciler. Yavaş yavaş portre oluştuğunda tekrar sizlerle olacağız. Uzun uğraşlar sonucunda kah kopya çekip kah oradan buradan yardım alıp bir şekilde bir şey çıkardığımı düşünüyorum ben. Evet. Sevim Hanımcığım. Elinize sağlık, gayet güzel gözüküyor. Düzeltmelerimizle beraber. Gibi hani olmasa da artık. Esas bunun kara kalem çalışması tabii önemli ama boyaması da bence bir hayli zor değil mi? Şimdi boyamaya geçebiliriz isterseniz. Geçelim mi? Kullanacağımız renk tonlarını kendimiz de belirleyebiliriz. Örneğin eşarbını ben yeşil tonlarında kullandım ama siz farklı bir ton da seçebilirsiniz. Ona göre boyalarımızı da kullanabiliriz. Tamam. Tan rengi alacağım. Ben size vereyim. Bu mu? Olur. Kahve rengi. Ha şu ten rengi. Birkaç, evet. Birkaç. Hayır, bu nasıl ten rengi olabiliyor be? Hadi belki açarız falan. Bilmiyorum ki. Şimdi başlayalım. Siz de isterseniz. Benim fırçam yok. Alalım. Tamam, vereyim. Şu sizin için, şu an için ideal. Ten rengiyle başlayacağız. Ten rengini hafif görüyorsunuz kırmızıyla. Hatta bir renk daha şöyle. Oranj rengine yakın. Bu arada tahta kafaların rengi turuncu, oranj renk. Evet. Ben şey stajyer olduğum için benimkisi kırmızı rengi. Evet. Bir bölümden sonra size de turuncu. Level up'ta böyle şey evet. Karateci gibi kuşak kuşak gidiyor ya böyle. Onun gibi sürekli değişecek. Evet. Benim ten rengim yok. Şey şundan. Evet, ondan da alalım. Bu şekilde bu boyalar akrilik boyalar, su bazlı. Bunlar her yerde kullanılmaya başladı ya, değil mi? Şöyle. Bütün çalışmalarda akrilik, onu duymaya başlamadık mı son zamanlarda? Evet. Şu an ben renk skalasını oluşturuyorum. Yani orada evet birbirine kaynaştırarak renkleri oluşturabilirsiniz. Ve tamamen şey yapmıyorum, boyayı ucunda bırakıyorum fırçanın. O şekilde devam ediyorum boyamaya. Rengi çok mu kırmızı oldu? Dur şöyle. Evet, biraz belki yanaklarda kullanabilirsiniz oradaki boyayı. Şu tonlarda devam ediyorum. Şöyle. Daha ince alıyorsunuz.
Çok zevkli ya. Bana böyle soft işler olsun. Şöyle. Yalnız sizin paletinizle benim paletim arasında biraz fark oldu. Benimkisi şey gibi. Karışık. Doğal çalışmışım. Sorun değil. Palet istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Şimdi biraz daha devam ediyoruz değil mi yüz renklendirmesine? Yani şu an şimdi gölgelendirme yapmanız gerekiyor. Örneğin saç diplerine biraz daha koyu bir tonla uygulama yapıyorum. Ha. Ya da çene yapısı var. Bakın çenesine bir tık daha koyu giriyorsunuz. Hangisi orada koyu? Bir, kahverengi, turuncu ve siyahı karıştırabilirsiniz. Biraz daha böyle bu şekilde fırçanızı palete silerseniz daha az bir boya kalmış olur. Ve bu sizin için daha kolay bir çalışma sağlar. Ay, vallahi zor. Şöyle. Aa, çok siyah oldu. Orada rengi oturtmanız gerekiyor palette. Buraya vereceğiniz rengi. Öncesinde. Çok merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak ortaya. Benzeyecek mi, benzemeyecek mi? Benzemezse ne olur kimse bana bir şey demesin ya. Gerçekten zor yani. Bu sizin nasıl gördüğünüzle alakalı. Aslında bazen her şeyin aynısı birebir tıpkı olması gerekmiyor. Yani çalıştığınız çalışma size ait bir çalışma. O yüzden çok bence dert etmeyin nasıl göründüğünü. Çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Eşarbını da bitirdikten sonra. Siz sağ ben selamet. Hayır. Tabii ki değil. Benimkisi bambaşka. Hani Adile. Adile teyze değil de başka bir teyzeye doğru döndü benimkisi. Şimdi eşarbına son bir puantiye yapacağız. Ben çok detaya girmeyeceğim artık. Çünkü gerçekten benzemedi. İlk başka denemeye şey göre oldu. Gerçekten en azından çiziminiz gerçekten eliniz yatkın. Yani çizim aşamasında bir sorun yaşamadınız. Renklendirmede? Renklendirmede bir tık. Belki patladı. Boyalara uzak olmanızdan kaynaklı evet, olabilir. Evet, yani çok biraz üzerine düşsem belki olacak ama. Evet, vernikleme işlemi de yapılması gerekiyor buna. Ama buradaki ortamda vernikleme yapamayacağımız için. Şimdi hazır mısınız sevgili seyirciler? Sizinkini bir göstereyim. Bu kadar kısa zamanda nasıl yaptığınızı gösterelim. Ve benimkisi. Ya gerçekten benzesin. O kadar isterdim ki. O kadar isterdim ki gerçeğine şöyle çok benzesin. Ama olmayınca olmuyor. Yani. Ama yeni başlayanlar için evet, çok da fena kesinlikle sayılmaz değil mi? Kendimi böyle bir öveyim. Sevim Hanımcığım. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sabrınıza, iyi niyetinize, tatlılığınıza, her şeyinize teşekkür ediyorum. Öyle. Yolunuz açık olsun. Çok böyle güzel şeyler yapıp bizimle paylaşmaya devam edin. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık, ekibinize, herkese çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Efendim ben bugün kolay mı sandığında tahta kafalar yapmaya çalıştım. Sevim Hanım'ın bir projesi bu. Kendisi çok güzel şeyler yapıyor. Ben bugün Yeşilçam olsun istedim. Yeşilçam oyuncuları olsun istedim. Adile Naşit'i seçtim. Ama gel gelelim çok benzemedi. İsterdim benzesin. Efendim bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.